kararıyla Genel Başkanımız malum açıklamasını yaparak Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığının kanunsuz bir şekilde kullanmış olduğu yetkileri kanunlaştırmak bir referandum kanadıyla halkın bunu onaylar veya onaylamaz şeklinde bir açıklamayla Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında bir teklif yaptı. Bu teklif iktidar partisi tarafından karşılık gördü. Bunun üzerine AKP yöneticileri, başta başbakan olmak üzere, ilerleyen zamanlarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin yetkili olganlarınca toplantılar başladı. Nihayetinde bu toplantıların sonucunda 21 maddelik bir ürün ortaya çıktı. Bu 21 maddelik anayasa değişikliği taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki anayasa komisyonu görüşmelerinde nihayetinde 18'e düştü. İşte bir madde birleştirildi. Bizce çok önemli olan yedek milletvekilliği tasarısı bu maddelerden çıkarıldı. 18. madde olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne pazartesi günü yani 9 Ocak itibariyle indi. O günden bugüne 4 madde görüşülüyor ve 3 tanesi işte önce 338 sonra 347, 341 gibi rakamlarla geçmek. Tabii bazı maddelerde tartışmalar yaşanıyor, yaşanacaktır. Ama asıl olan orada milletvekilleri huzurunda tartışılır, görüşülür ama şiddete dökülmemeliydi. Şimdi bir gün önce bir başbakan, bir de Kılıçdaroğlu çay içerek karşılıklı birbirlerine iyi niyet göstergesi yaparak güzel bir görüntü veriyorlar. Ama ertesi günü tekrar aynı yine o 550 tane milletvekilinin içindeki AKP ve CHP milletvekillerinin hoş olmayan bir şekilde orada yumruklaşması kamuoyunda iyi bir görüntü vermiyor. Tabii bu görüntüyü sağlayan, onu bu noktaya getiren Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ın yaptığı davranış ve tutumu da hoş görmemiz, hoş karşılamamız mümkün değil. Her ne kadar işte ben açık oylama yapıyorum ama bunun cezası neyse çekerim demekle bu savuşturulamaz. O tartışmayı, o görüntüyü vermemesi lazımdı. Bir bakanın, bir milletvekilinin öyle anayasanın emri gereği gizli oyla yapılacaksa gizli oy yapmak durumundadır. Yani işte ben yaparım etki olduğu düşüncesi yanlıştır. Nihayetinde zaten bu anayasa değişikliği oylaması da 15 yıldır o kadar bizim ikazımıza rağmen, o kadar uyarılarımıza rağmen ama FETÖ konusunda, ama PKK konusunda, ama Kürt sorunu konusunda maalesef hükümet baştan beri hep böyle burnunun dikine hareket etmiştir. Neticesinde Türkiye Cumhuriyeti 15. yılına bu çok kötü görüntülerle girmiştir. Ülkede bir kaos yaşanmasına sebep olmuştur. Allah göstermesin iç savaşa giden bir Türkiye görünümünü sağlamıştır. Dışta dost kalmamıştır. İç de çok kötü bir ortam vardır. Maalesef ekonomi çok çok kötüdür. Dolar başına almış gidiyor. Euro almış başına gidiyor. Piyasada kıl kıpırdamıyor. Devlet dairelerinde, belediyelerde korkunç bir kadrolaşma var. Kadrolaşabilirsiniz. Elbette ki hükümetler gelir kendi kadrosunu kurar ama bu derece bir kıyım, bu derece bir partizanlık hiçbir zaman görülmemiştir. Örneğin en son Denizli'de bir iş kurumu görüldü. Gayet başarılı, gayet iyi bir yöneticiydi. Ama maalesef işte onu bile sırf işte bizden değil, ülkücü kanada yakın düşüncesiyle görevden almaya gitmişlerdir. Bunu şiddetle kınıyoruz. Kim vesile olduysa da
bunun vebalini çeksin diyoruz. Sırf düşüncesinden dolayı, sırf işte onlara tam manasıyla hizmet de etmeli diye bir yetişmiş kadrolarda böyle hunharca heder etmek de doğru değil diye düşünüyoruz. Zaten tamamen belediyelerde de önce AKP'ye kayıp ondan sonra işe alma politikası var. Dolayısıyla bu son derece yanlıştır. İşte 15 yıldır malum yapı gereği işte bütün tayinler biliyorsunuz Selver Gazi'den yapılıyordu. Bütün efendim devlet daireleri bunları sonuna kadar açılmıştı. İşte maalesef geldiğimiz noktada da Türkiye'nin konumu budur. Milliyetçi kadroları, ülkücü kadroları böyle görevlerden uzaklaştırmak, soruşturmalarla el çektirmek bir yere varılmamıştır. 15 yıldır bunun acısını Türkiye yaşamıştır. Ülkücülerden boşalan kadroları, Milliyet Hareketi'nin kadrolarını boşaltarak tamamen bunların eline teslim edip etmenin ne kadar yanlış olduğunu gördüler ama maalesef demek ki akıllanmamışlar. Hala hatalarını devam ediyorlar. Şimdi tabii kamuoyunda bizim işte AKP ile işte birleşme noktasında diye bir şey yoktur. Milliyetçi Hareket vardır. 48 yıldır bir partidir. Biz bu öneriyi biz getirmişizdir. 21'den 18'e düşen maddelerin çoğu bizim eserimizdir. Nihayetinde Türkiye'nin bekası anlamında Fırat Kalkan'ın eseri bizim eserimizdir. Efendim bu 18. maddede içeriğiyle beraber biz kamuoyunda daha iyi anlatılsın, kamuoyunda daha güzel bir noktada insanlar bilgilensin anlamında geçtiğimiz pazar günü yani 8'inde bir düğün salonunda çok geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Buraya üst düzey yöneticilerimizden genel başkan yardımcısı Denizli Milletvekilimiz Sayın Emin Halil Ayhan Bey katıldılar. MYK üyesi Doçent Doktor Ruhi Ersoy Bey katıldı. İstanbul Milletvekilimiz Arzu Erdem Hanım katıldı. Oradaki ortamda çok güzel bu vekillerimiz geniş bir kapsamlı bir şekilde Türkiye'nin konjonktürünü anlatan ve bunun nasıl tezahür ettiği, olması gerektiğini birinci ağızdan halkımıza anlattılar. Şimdi de malum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde pazartesi günü görüşülmekte olan maddelerin tek tek orada oylanıyor. O maddeler de geçiyor. Milliyetçi Hareket Partisi tam kadrosuyla yani sanırım bir 5-6 tane başından beri bilinen milletvekillerin yokluğunda katılmaktadır. Kendi hazırlamış olduğu maddeleri evet demektedir. Herhangi bir kere söz konusu değildir. Bu anlamda her partide olduğu gibi bizde de ufak tefek çatlak sesler olacaktır. Onlar da zaman içinde Sayın Genel Başkanımızın Milliyetçi Hareket Partisi'nin doğru olduğu yolda kanaatler belirlenecektir. Nasıl ki işte 2010'daki referandumda biz hükümet evet diyerek bugün yanlış yaptığını birinci ağızdan yani başbakan tarafından bugünkü devlet kadrolarının tamamen FETÖ yapısına, paralel yapının eline geçmesine o günkü referandum vesile olmuştur diye açık net bir şekilde söylemektedir. O gün biz nasıl 2010 yılında o referandumda hayır dediysek, haklı bir şekilde haklı çıktıysak, 7 yıl sonra ne kadar haklı olduğumuz meydana çıktıysa, bugünkü geldiğimiz noktada da nihayetinde bu hazırlamış olduğumuz anayasa teklifinin Türkiye'ye ne kadar elzem olduğu, ne kadar faydalı olduğunu insanlar zaman içinde görecektir. Bu bir bizim Türkiye'nin bekası anlamındaki hazırlamış olduğumuz anayasa teklifidir. Bu ürün iktidar partisiyle beraber olmuştur. Ama biz başından beri genel başkanımız evet dediyse biz de onun buradaki bir temsilcisi olarak evet diyeceğiz, evet de çalışacağız. Tabii bu 330 maddesi, 330 oy lazım bu işler için. 330 çıkar mı çıkmaz mı o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sorunudur. Nihayet geçtikten sonra da kamuoyunda insanlar hür bir şekilde tartışarak bunu referandumda
evet der, hayır der. Sonucu ne olursa olsun biz istikametimizden en ufak bir sapma olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi 48 yıldır nasıl bildiği yolda devam ediyorsa Türkiye'nin bekası anlamında her zaman elini, gövdesini taşın altına sokmuştur. Her türlü riski almıştır. Önce ülkem, önce vatanım düşüncesinden hiçbir zaman sapmamıştır. Bunu 15 Temmuz'daki o darbe girişiminde fazlasıyla göstermiştir. Ziyadesiyle ispatlamıştır. Onun için kimsenin genel başkanımıza bu konuda en ufak bir söz söylemeye, en ufak bir eleştirmeye hakkı yoktur. Bu bizim takındığımız tavır tamamen Türkiye'nin bekası anlamındadır. PKK terörüne karşı ne kadar dik durduğumuzun, ne kadar haklı olduğumuzun, bu 15 yıldır hükümete, devlete yaptığımız uyarıların ne kadar haklı olduğunu bir göstergesidir.